Güneydoğu TV Haber Merkezi tarafınca hazırlanan ana haber bülteniyle yeniden karşınızdayız. Mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan an itibariyle Bakanlar Kurulu'nun hemen ardından tabii ki açıklamayı yaptı. 4 gün boyunca yine Zonguldak başta olmak üzere 30 büyük şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yani çarşamba günü gece 00'dan itibaren başlayacak bir sokağa çıkma yasağı var ve pazar günü 00'da sona erecek. Bu bilgiyi de size son dakika gelişmesi olarak aktaralım. Yalnız geçtiğimiz günlerdeki sokağa çıkma telaşını tasvip etmediğimiz gibi bugün de onun önlemlerini alalım. Çünkü zaruri ihtiyaçlarımızı temin edeceğimiz ortam olacak. Gerek belediyelerimizin sosyal vefa desteği ile birlikte, gerek belediyelerin çalışmalarıyla birlikte gıda gibi, market gibi bazı ihtiyaçların, zaruri olan ihtiyaçların karşılanması noktasında da gereken önlemler alınmış olacak. O yüzden yine aynı yılmaları tekrar yaşayarak işleri sıkıntıya sokmayalım diyoruz ve ana haber bültenine devam ediyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre koronavirüs nedeniyle toplam can kaybı 2017'ye yükselirken vaka sayısı ise 86.306'ya çıktı. Sağlık Bakanlığı koronavirüse ilişkin 19 Nisan 2020 tarihli güncel verileri covid19.sağlik.gov.tr adresinden açıkladı. Bu verilere göre dünkü test sayısı 35.344, vaka sayısı 3.977, vefat sayısı 127, iyileşen hasta sayısı ise 1.523 oldu. Bu çerçevede toplam test sayısı 634.277, toplam vaka sayısı 86.306, toplam vefat sayısı 2.017, toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1.922, toplam solunum cihazıyla desteklenen hasta sayısı ise 1.031 oldu. Ayrıca koronavirüsten iyileşen toplam hasta sayısı da 11.926'ya çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu paylaşarak tedbirlere gösterdiğimiz özen meyvelerini veriyor. Biz günlük test imkanlarını artırırken sorumlu davranışlarınız da yeni vaka sayılarını azaltacak. Sağlık ordumuza ve sağlık sistemimizin gücüne güvenin, tedbiri elden bırakmayın ifadelerini kullandı. Evet, 19 Nisan yani dünkü veriler bunlardı. Haber Merkezi Müdürümüz Ali Yıldırım ise an be an da tabii Sağlık Bakanlığı'ndan gelen açıklamaları bekliyor. Olası yeni bir açıklamayı da yayın içerisinde sizlere aktarıyor olacağız sevgili izleyenler. Şanlıurfa Valiliği koordinasyonunda 13 ilçede oluşturulan vefa sosyal destek grupları 112 acil çağrım merkezinden gelen yardım ve destek taleplerine anında cevap veriyor. Şanlıurfa Valiliği koordinasyonunda 13 ilçede oluşturulan vefa sosyal destek grupları 112 acil çağrı merkezinden gelen yardım ve destek taleplerine anında cevap veriyor. 112 acil çağrı merkezindeki operatörlere gelen çağrılar aynı yerde görev yapan vefa sosyal destek grubu görevlisi tarafından ilgili ilçe grubuna yönlendirilerek en kısa sürede talepler karşılanıyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle dışarıya çıkması kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara olduğu kadar farklı nedenlerle yardıma ihtiyaç duyulan tüm vatandaşların arayarak yardım isteğinde bulunduğu 112 acil çağrı merkezi vefa sosyal destek grupları ile organize çalışıyor. Polis, jandarma, itfaiye, acil sağlık gibi çağrıların tek merkezde toplandığı 112 acil çağrı merkezi, çağrı operatörlerinin aldıkları çağrıyı vefa sosyal destek grubuna yönlendirilmesinin ardından hızla harekete geçen gruplar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve talebe göre diğer kamu kuruluşlarının personeliyle birlikte ailelere ulaşıyor. Vatandaşların maaş çekimi, bankacılık işlemleri, fatura ödeme ve alışveriş yapılarak eve getirilmesi gibi taleplerini de yerine getiren vefa sosyal destek grupları, koronavirüs tedbirlerinin uygulamaya başlamasından bu yana il genelinde günlük ortalama 700 vatandaşı evlerinde ziyaret ediyor. Tamam, numara telefonu açtın.
Telefon ama yani. Kapı da sayılır. Yeşil kart adresi nasılsınız ya? Şanlıurfa'nın trafik yükünü büyük bir ölçüde rahatlatacak olan Karakoyun Viyadüğü ve Köprü Kavşağı asfaltlanıyor. Şanlıurfa'nın trafik yolu ağını inşa etmek için Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatları ile koronavirüse karşı yeni yol çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürülüyor. Şanlıurfa Gaziantep yolunu büyük bir ölçüde rahatlatacak olan ve bölgedeki 5 mahalleyi Karakoyun, Hızmalı, Süleymaniye, Akşemseddin ve Devteşti mahallelerini birbirine bağlayacak olan Karakoyun Viyadüğü ve Köprülü Kavşağı'ndaki asfaltlama çalışmalarında sona gelindi. Şanlıurfa'da daha önce yüklenici firma tarafından çalışmaların durdurulmasının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatıyla yapım çalışmalarını devralan Büyükşehir Belediyesi başlattığı altyapı ve ardından son olarak viyadüğün asfaltlama uygulamasına başladı. Bölgede başlatılan asfaltlama çalışmalarını yerinde denetleyen Başkan Beyazgül, Büyükşehir Belediyesi teknik heyetinden bilgiler aldı. Şanlıurfa'nın yol ağını inşa edeceklerini vurgulayan Başkan Beyazgül, Şanlıurfa için kalıcı hizmetlere devam edeceklerini söyledi. Koronavirüs salgını nedeniyle 5 Nisan 2020 tarihinde Cezayir'de alınarak Türkiye'ye getirilen Türk vatandaşları Şanlıurfa'da tamamladıkları 14 günlük karantina süresinin sona ermesi üzerine memleketlerine yolcu edildi. Koronavirüs salgını nedeniyle 5 Nisan 2020 tarihinde Cezayir'den alınarak Türkiye'ye getirilen Türk vatandaşları Şanlıurfa'da tamamladıkları 14 günlük karantina sürecinin sona ermesi üzerine memleketlerine yolcu edildi. Şanlıurfa Valiliği'nin yöresel hediyelik ürünlerinden oluşan paketler hediye edildiği vatandaşlara yol süresince ihtiyaçlar olacak kumanyalar da Kızılay tarafından verildi. Hayatlarında ilk kez karantina gibi zorlu bir süreçle geldikleri Şanlıurfa'da karşılaştıkları misafirperverlik karşısında duygulanan vatandaşlar virüs salgını sonrası ilk fırsatta gezmek için yeniden Şanlıurfa'ya geleceklerini söyledi. Cezayir'den getirilerek Harran Üniversitesi Osman Bey Kampüsü ve Harran'daki Kredi Yurtlar Kurumu öğrenci yurtlarında 14 günlük gözlem ve izleme süresini tamamlayan 315 vatandaş hazırlıklarını tamamladıktan sonra 21 araçta 43 ayrı memlekete yolcu edildi. Vatandaşları memleketlerine götüren Seyahat Acentesi Müdürü Ahmet Tepe, yolcuların koronavirüs testleri negatif olmasına rağmen gerekli tüm tedbirleri aldıklarını söyledi. Buradaki vatandaşlarımızın huzurlu ve güvenli bir seyahat edebilmesi için elimizden geldiği kadar buradaki insanlara yardımcı olmaya çaba sarf ediyoruz. Buradaki insanlarda herhangi bir sıkıntı yok zaten. Bütün virüs negatif zaten çıktı. Bütün şeyleri, sağlık kontrolleri yapıldı. Negatif olarak belirlendi. Belirlendikten sonra da bunların taşımasını biz kendimiz yapıyoruz. Müdürüm Osmaniye. Şanlıurfa'da öne çıkan sivil toplum kuruluşlarının başkanları kentte ilk olma özelliği taşıyan Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım Tesisini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Başkan Can Polat ziyaret sırasında yaptığı konuşmada bizler gücümüzü vatandaşlarımızdan ve sivil toplum örgütlerimizden alıyoruz dedi. Haliliye Belediyesi'nin sosyal belediyecilik örneklerinden olan kentte ilk ve tek olma özelliği taşıyan sosyal yardım tesisi kapılarını kentin öne çıkan sivil toplum kuruluşları başkan ve temsilcilerine açtı. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Şanlıurfa Şube Başkanı Orhan Şahin, Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları İzleme Platformu Başkanı Faruk Akbaş, Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu Başkanı Osman Kerem, Eğitim Birsen Şanlıurfa Şube Başkanı İbrahim Coşkun, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Halil Peltek, Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şefik Bakay, Memleketçi Sanayici İş Adamları Derneği Şanlıurfa Şube Başkanı Ömer Ağ, Asrın İş Adamları Derneği Şanlıurfa Şube Başkanı Serkan Arıcı, Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği Şanlıurfa Şube Başkanı Sadık Sade ve Yardım Gönüllüsü Yusuf Mert katıldı. İncelemeler sonrası açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Mehmet Can Polat, sivil toplum örgütlerinin görüşlerinin kendileri için büyük önem arz ettiğini belirterek şu ifadelere yer verdi.
Bizim Sosyal Yardım İşler Müdürlüğümüzü hep birlikte sağ olsunlar ziyarette bulundular. Ben bundan dolayı kendilerine ve bütün sivil toplum kuruluşu başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Sayın Halil Peltek nezdinde, başkanımız nezdinde. Hep beraber burada sosyal tesiste ne yaptığımızı merak etmişler. Ne yapıyoruz, ne diyoruz, sistem nasıl çalışıyor diye. Hepsini tek tek anlattık. Burada Şanlıurfa'da bizler Halil'e belediyesi olarak ortalama günde 240 ile 280 aileye birebir evlerine götürüp erzakları teslim ediliyor. Burada market sistemi şeklinde telefon sistemi üzerinden, kart sistemi üzerinden alışverişleri vatandaşlarımızın gerçekleştiriliyor. Yaklaşık 100 haneye, bu gittikçe sayı artıyor, 2000-2500 kişi olmak üzere aş evinden sıcak yemek günlük olarak götürüp teslim ediliyor. Her gün Şanlıurfa genelindeki toplamda 1800 civarındaki glutenle ilgili çölyak hastasına birebir günlük bir ekmek olmak kaydıyla teslimleri gerçekleştiriliyor. Tüm STK'lar adına açıklamalarda bulunan Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Halil Peltek ise Haliliye Belediyesi'nce sosyal belediyecilik anlayışının hakim olduğunu kaydederek şu ifadelere yer verdi. Evet, biz uzun zamandan beri Haliliye Belediyesi'nin sosyal faaliyetlerde bulunuşunu harfiyen izliyoruz, takdir ediyoruz, takdirle karşılıyoruz. Bugün de bütün STK'larla birlikte buradaki sirkülasyonu yakinen tanıyıp takip etmek için toplanmış olduk. Ben burada müşahede ettiğim konu bir entegre tesis olarak sosyal faaliyette ve durumu yoksul insanlara birebir evlerine servis yaparak yetişmesine ben burada bütün STK'lar adına teşekkür ediyorum ve kutluyorum Sayın Başkanım. Evet sevgili izleyenler, ana haber bültenimize devam ediyoruz ve bir canlı telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Telefonun ucunda AK Parti Şanlıurfa Milletvekilimiz Sayın Mehmet Ali Ceveri var. Sayın Vekilim, iyi akşamlar. İyi akşamlar Müslüm kardeşim. İlla ki sizler de takip etmişsinizdir. Az önce Cumhurbaşkanı'nın Bakanlar Kurulu toplantısının ardından bir açıklaması geldi. 4 gün boyunca sokağa çıkma yasağı, kısıtlaması daha doğrusu. Evet. Gerçekleşti. Şanlıurfa'da bu geçtiğimiz hafta sonlarına bakıldığı zaman bu yasağa en iyi şekilde uyanlar, ihlal etmeyenler, etmeyen illerin başında geliyor tabii ki. Tüm bunlarla ilgili neler söyleyeceksiniz Sayın Vekil? Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Şanlıurfa'lı hemşehrilerime, güzel insanlarıma kucak dolusu selam ve saygılarımı iletiyorum. Tabii ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Aslında ülkemiz derken dünya zor bir süreçten geçiyor. Evet. Malum COVID-19 veya koronavirüs gözle görünen bir mikrop bütün dünyayı terbiye ediyor. Ülkemiz özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde ve başkanlığında Sağlık Bakanımız bu hadiseyi çok önceden gördüler ve tedbirlerini aldılar. Bu alınan tedbirlerin sonucu da hamdolsun en az zararla kapatan ülkelerden biriyiz. Yani Türkiye her zaman o himayetkarlığı, özellikle Suriye meselesinde yaklaşık 4 milyon insana sahip çıkması, başta Şanlıurfa olmak üzere, bütün bunlar özellikle ülkemizin o hamiyet terbiyeliği sayesinde Cenab-ı Allah ülkemizi koruyor diye düşünüyorum. Şanlıurfa'ya baktığımızda benim güzel insanlarım her zaman olduğu gibi kanunlara her zaman saygılı davrandılar. Özellikle çok muazzam bir şekilde riayet ettiler. Biz de yakından takip ediyoruz. Bundan dolayıdır ki özellikle en az zararla atlatan illerden biriyiz. Onu da ifade edeyim. Ben Şanlıurfa'lı hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Kanunlara riayet ettikleri için, evde kaldıkları için bu hastalığın bulaşma biliyorsunuz insandan insana bulaşıyor bu hastalık. Bundan dolayı da ben şükranlarımı arz ediyorum. İnşallah havaların ısınmasıyla da kısa bir süre içerisinde bu dünya çapındaki inşallah bu afet diyelim bütün dünya terk ettiği gibi başka ülkemizi ve Şanlıurfa'mızı terk edecek inşallah. Evet. Peki Sayın Vekilim, Avrupa başta olmak üzere tüm dünya ülkelerine baktığınız zaman Türkiye bu koronavirüsle mücadelede dünyanın neresinde? Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye çok iyi bir noktada. Tabii bunu şimdi anlıyoruz. Özellikle malum biliyorsunuz iki gün içerisinde bu Başakşehir şehir hastanemizin açılması. Özellikle mesela şehir hastanelerinin açılmış olması, Türkiye'nin sağlıkta ciddi manada yatırımlar yapmış olması muhalefet tarafından tenkit ediliyordu. Bugün o yatırımların ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Ve tabii her şeyde bir hayır var. Özellikle bu süreçte mesela çok muazzam bir şekilde kendi
dedik ya Türkiye kendine yeter. Ne oldu? Yerli akıllı solunum cihazları üretildi. Türkiye bundan bir ders alarak kendi teknolojisine yatırım yapıyor. Kendi özellikle hastane yatırımı, sağlık sektöründeki bu yatırım da çok önem kazandı. Buna yönelik olarak almış olduğu tedbirler, özellikle tabii ciddi manada takdir ediliyor. Sizler de izliyorsunuz, Türkiye bu noktada birçok Avrupa ülkesine yardım ediyor. El uzatıyor. İngiltere'ye bile düşünün ki biz işte buradan yardım ediyoruz. Ve bunlar dünya çapında takdirle karşılanıyor. Bundan hepimizin aslında bir ders alması lazım. Yani bu süreç bizim özellikle evlere kapandığımız bu süreçte toplum olarak işte empati kurmamız, kendimizi karşıdaki yerine koymamız. Dolayısıyla bu süreçte biraz da nefis muhasebesi yapmamız gerekiyor. Ben insanlarla özellikle bunun da ciddi manada yapacaklarını da düşünüyorum. Hepimiz bundan ders alarak çıkacağız. Hani reis diyor ya, dünya artık eski gibi olmayacaktır. Ben inanıyorum. Evet. İnsanlar geçmişte oldukları gibi biraz daha özverili, biraz daha fedakar, biraz daha efendim karşıdakinin da saygılı, efendim insan haklarına saygılı bir toplum oluşacağını düşünüyorum. Dünya yeniden şekillenecek ama bu şekillenme olurken daha insancıl bir toplum olacağını düşünüyorum. Evet. Peki Sayın Vekil, son olarak Şanlıurfalılar adına özel bir isteğimiz var. Yani bildiğiniz üzere daha önce de Sayın Cumhurbaşkanı 1700 yataklı hastanenin temelini atmıştı ama Türkiye bir ekonomik sıkıntıdan da geçti, bunu hepimiz biliyoruz. Gerek hemen yanı dibimizde bir savaş ortamı vardı, Türkiye'nin müdahil olduğu ister istemez. Bunun yanı sıra ekonomik sorunlar Türkiye'de, tabii tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yaşandı. Tam bu zaman dilimi içerisinde hastanelerin ne kadar da önemli olduğunu gördüğümüz bir dönemde tüm milletvekillerimiz bir araya gelseler, Cumhurbaşkanı'na 1700 yataklı hastaneyi bir kez daha hatırlatsalar daha iyi olmaz mı diye düşünüyorum. Çok iyi olur. Çok teşekkür ediyorum. Bu koronavirüs hadisesi başlamadan önce Sayın Cumhurbaşkanımız milletvekili toplantı yapıyordu. Bizim ele aldığımız 3 husus vardı. Birincisi GAP'tı, ikincisi eğitimdi, üçüncüsü sağlıktı. Hem bunu Sayın Cumhurbaşkanımız nezdinde hem de Sağlık Bakanımız nezdinde özellikle dile getirdik. Tabii bizim özellikle şehir hastanemiz bakanlık tarafından ihalesi yapılacak. Çünkü özel sektör tarafından değil, bizzat devletin imkanlarıyla gerçekleştirileceği evet. için projesi de yeniden yapılıyordu, yeniden el aldı. Zannedersem bunlar sona doğru geldi. İnşallah milletvekillerimizle beraber, büyükşehir ve il başkanımızla beraber bu hususta koronavirüs hadisesi biraz durmaz veya efendim biraz daha böyle şey oldu bir ortamda. Sakinleştiği bir ortamda inşallah hepimiz birlikte görüşüp bunu sonuçlandıracağız. Çünkü hastanemizin ne kadar önemli olduğu sizin de takdir ettiğiniz gibi çok daha önemli çıktı. Şanlıurfa her noktada hak ediyor. Onu da özellikle ifade edeyim. Evet. Biz Urfa'nın ihtiyacı neyse onu zaten korona şartlarına da bakmadan ofislerimizde Urfa'nın bütün ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Evet. Zaten peki. Bu bütün perşembe gününe kadar da biliyorsun mecliste çalıştık, meclisteydik. Özellikle bu infaz yasasını çıkardık, göç yasasını çıkardık. Özellikle özel sektöre yönelik birçok teşviklerimizi de yasalaştırdık. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Evet. Şanlıurfa inanın ki her türlü hizmetin en güzelini hak ediyor. Ben Şanlıurfalı hemşehrilerime buradan selam ve saygılarımı iletiyorum. Her zamanki olduğu gibi yasalara uyalım. Sosyal mesafeyi koruyalım. Evde kalma sürelerinde evimizde kalalım. Bunlar çok önemlidir. Taziye geleneği biliyorsunuz Urfa'da çok önemli. Hepimiz bu süreçte taziyelerimiz olduğumuzda da mümkün olduğu kadar telefon üzerimizden taziyelerimizi iletelim. Evet. Çünkü bugün Sayın Valim'le de görüştüğümüzde vatandaşlarımızın yine de işte görmesek ayıp olur düşüncesiyle hareket ettiklerini ifade ettiler. Buna da biraz daha dikkat edersek inşallah inanıyorum ki başta Şanlıurfa olmak üzere Türkiye en ucuz şekilde üretecek, atlatacak. Ha şunu da ifade edeyim, vaka sayılarımızda da ciddi manada oransal olarak düşmeye başladı. Umut verici hakikaten. Evet, 12'ler üzerinde seyreden oran şu anda 11'ler oranına düştü. İnşallah çok daha iyi olacak. Tabii ülkemiz bu arada sadece ülke içinde değil, devletimiz ülke dışında Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade ettiler. 25 bin vatandaşımızı Türkiye'ye getireceğiz. Biz dünyanın hiçbir tarafındaki vatandaşımızı
sahipsiz bırakmadık ve bundan sonra da bırakmayacağız inşallah. Evet. Peki çok teşekkürler Sayın Vekilim. En yakın zamanda yine stüdyoda sosyal mesafeyi korumakla birlikte bir programda daha geniş bir şekilde bu konuları tartışacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Çok memnun olurum. Çok memnun olurum. Sizinle her zaman program yapmak zevkti. Şanlıurfa hemşehrilerime selam ve saygılarımı iletiyorum. Çok teşekkürler Sayın Vekilim. Evet, ana haber bülteni devam ediyor. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Selahattin Bucağı ait ekili araziye kimliği belirsiz kişiler tarafından zarar verildi. Ardından suç duyurusunda bulunan Selahattin Bucağı'nın avukatı Mehmet Şerafettin Akay konuya ilişkin açıklamada bulundu. İddiaya göre Siverek ilçesine bağlı Büyük Oba Mahallesi Anoza mevkinde bulunan Selahattin Bucağı ait ekili tarlaya kimliği belirsiz kişiler tarafından zarar verildi. Tarlası zarar gören Selahattin Bucak, avukat Mehmet Şerafettin Akay aracılığı ile suç duyurusunda bulundu. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan avukat Mehmet Şerafettin Akay, yetkililerin failleri bir an önce yakalamasını istedi. Bu olayla ilk defa karşılaşmıyoruz. Daha önce de gerçekleşmiş olan bir olay. Fakat faillerle ilgili herhangi bir yargı süreci sağlıklı sürdürülmediği için bir sonuç alamadık. Aynı failler yine dediğim gibi 08.04.2020 tarihinde aynı fiilleri tekrar gerçekleşmişlerdir. Şöyle ki hakları olmayan, herhangi bir şekilde zilliyetliği olmayan, müşterekliği olmayan bir taşınmaza, ekili bir taşınmaza tahrip etmek suretiyle, yok etmek suretiyle müdahale etmişlerdir. O gün sabah 9 sıralarında müvekkiller tarafından haber alınıyor, kolluğa bilgi veriliyor, kolluk olay yerine intikal ediyor, bunun üzerine savcılıktan talimat alıyor. Savcılık talimatında ise sadece şahıslarla ilgili tutanak tutulması, isimlerin belirlenmesi ama fiillerine son verilmesi yönünde herhangi bir şekilde bir müdahale, bir talimat söz konusu değil. Biz ısrarla şahısların hiçbir şekilde bu arazi üzerinde bir hakları olmadığını iddia ettiysek de sonuç alamadık. Bir yıl boyunca herhangi bir şekilde bir hakkı olmayan birilerinin bir yıl boyunca bir şahsın emeğini hiçe sayarak, yapmış olduğu masrafı hiçe sayarak hakkı olmayan yere bu şekilde tecavüz etmesi açıkçası kabul edilemez bir durumdur. Biz hukukçular olarak, hukuk insanı olarak bunun son bulması için tüm yetkili mercilere gerekli müdahalelerde bulunduk fakat gerçekten bir sonuç alamadık. Kaldı ki o an yapılması gereken asıl şey derhal kolluğun bilgi alması üzerine savcının vereceği talimat fiillerine son verilmesidir. Bugün sonrasında müdahale edilmiş, sonrasında bu şahıslar ceza yemiş. Ya bunun bize bir getirisi olmayacak, milli serveti geri getirmeyecek, ekili olan araziyi geri getirmeyecek. Çünkü baktığımız zaman şu an, yani tapu örnekleri de elimizde. Karşı tarafın gerçekten en ufak bir şekilde bir müşterekliği, tarla içerisinde bir payı veya bir zilliyetliği söz konusuysa yine kabul edelim. Tabii burada yine kabul edilecek bir durum değil hukuken ama biz bir insan gözüyle bakıyoruz, bunu kabul edelim diyoruz. Ama asıl bunun merci ecri misil davalarıdır, müdahalenin meli davalarıdır. Bir hak varsa ancak bağımsız mahkemelerce, Türk bayrağı altında kurulmuş bağımsız mahkemelerce hak korunur. Bu şekilde yargıya başvurarak ancak hakkını bir insanın elde edilmesi gerekirken, bizzat eğer kendi hakkını bir insan kendi almaya çalışırsa, bugün müvekkillerim için değerlendirme yapayım size, müvekkillerimin yine kendi arazisi olan yerler yıllardır aynı şahıslar tarafından ekilmektedir. Fakat buna rağmen hakları olmuş olmasına rağmen bizim müvekkiller hiçbir şekilde bu araziye müdahale etmemişlerdir. Bununla ilgili açmış olduğumuz ecri misil ve dediğim gibi müdahale edilmeli davaları söz konusudur. Bugün bu konulara engel olmazsak, gereğini yapmazsak gerçekten hukuksuz bir devlet söz konusu olur. Karşımıza toplum düzeninin yok olduğu bir durum çıkar. Yani inşallah bu sonuçları görmeyiz. Ümidimiz yargının yerini bulması ve insanların bu fiillerine son vermektir. Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Eyyubiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nce araç filosuna yeni katılan mikro sisleme dezenfekte aracını inceleyip temizlik personeliyle bir araya geldi. Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Eyyubiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nce araç filosuna yeni katılım mikro sisleme dezenfekte aracını inceleyip temizlik personeliyle bir araya geldi.
Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında gece gündüz demeden çalışma yürüten ve bu kapsamda temizlik, dezenfekte, maske ve eldiven üretimi ve dağıtımı ile sokağa çıkmalarını sınırlandırma getirilen 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlara yönelik gıda, temizlik ve hijyen dağıtımını aralıksız sürdüren Eyüpiye Belediyesi araç filosuna bir dezenfekte aracı da kattı. Yeni mikrosisleme dezenfekte aracını inceleyen Başkan Kuş, sokak sokak, cadde cadde ilçemizi temizleyip vatandaşlarımızın hizmetinde olmaya devam edeceğiz dedi. Yaklaşık bir aydır ummalı bir şekilde koronavirüsle ilgili çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Personel kardeşimizle birlikte dezenfekte işlemlerine, dezenfekte ve temizlik işlemlerine hızlı bir şekilde yürüttük ve inşallah bu süreçten sonra da yürütmeye devam edeceğiz. Yaklaşık bir aydır sağ olsun arkadaşlar sokak sokak, mahalle mahalle Eyüpiye'yi dezenfekte etmeye çalıştık. Ve şu anda yeni almış olduğumuz sisteme cihazımızla inşallah ufak bir sıkıntımız vardı, o sıkıntıyı da gidermiş olacağız. Ve eksiksiz bir şekilde inşallah Eyüpiye'yi dezenfekte edeceğiz. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Erbaş, iftar sofraları kurmak yerine gıda paketleri, alışveriş kartları, bayramlık kıyafet dağıtarak ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmayacağız. Herkes evinde ailesiyle teravih namazını da kılabilir. Çünkü teravih namazı ferdi olarak da kılınabilen bir namazdır dedi. Aziz kardeşlerim, İnsanlığın sevgi ve merhameti yeniden kuşanmaya ihtiyaç duyduğu bu zamanda Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak Ramazan ayında yurt içinde 81 ilimizde ve tüm ilçelerimizde, yurt dışında ise 35 ülkede kardeşlerimizle fakir fukara, garip kuraba ve bizleri seven, bizlerden beklenti içerisinde olan, gönül bağı ile bizlere bağlanan tüm kardeşlerimizle inşallah o gönül köprülerini kuracağız. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs tedbirleri kapsamında geçen yıl 98 ülkede gerçekleştirdiğimiz yurt dışı faaliyetlerimizi bu yıl 35 ülke ile sınırlandırmak durumunda kaldık. Dolayısıyla bu yıl Ramazan faaliyetlerimize yurt içinde, yani ülkemizde ağırlık vereceğiz inşallah. Burada da iftar sofraları kurmak yerine iftar paketleri, gıda paketleri, alışveriş yardım kartları, bayramlık kıyafetler dağıtarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı yalnız bırakmayacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bugün de yarın da hep onların yanında olacağız. Evet, teravih namazlarını bu Ramazan'da maalesef camilerde kılamayacağız. Evlerinde herkes ailesiyle, eşiyle, çocuğuyla, çocuklarıyla teravih namazlarını kılabilirler. Çünkü teravih namazı ferdi olarak da kılınabilen bir namazdır. Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı 23 Nisan 1920'nin 100. yılında özel bir marş hazırladı. 23 Nisan, bu ülkede her çocuğun üzerine doğar doğmaz iliştirilmiş ve oradan asla alınamayacak bir bağımsızlık hediyesidir. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Mustafa Kemal Atatürk'ün armağanıyla dünya çocuklarına atfedilen tek bayram olan 23 Nisan'ın 100. yıl dönümüne özel hazırlanan marşı çocuklar bu yıl evlerinde hep birlikte söyleyecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 100. yılın bir marşı, bir şarkısı, hatırası olmazsa eksik kalacağını belirterek asıl gönüllerinden geçenin 23 Nisan haftasında okullarda çocuklarla birlikte 100. yıl marşını söylemek ve her okulun kendi videosunu hazırlamasını sağlamak olduğunu ifade etti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, marşı sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından da duyurdu. Selçuk, 23 Nisan haftasında çocuklarımızla birlikte 100. yıl marşını söylemek için hazır mısınız diyerek marşı paylaştı. İnanç bizim, yarınlar bizim, sen...
Elbette ki marşlarımızın hepsi birbirinden anlamlı ve güzel ve birbirleriyle asla yarıştırılamaz. Ama her ne kadar 100. yıl marşı da olsa 10. yıl marşı bir başka, değil mi? Bilmiyorum, katılanlar var mı? Karaköprü Belediyesi koronavirüse karşı ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. Dezenfekte timi tarafından Batıkent Mahallesi'nde yollar, iş yeri, ön kısımları, kaldırımlar ile binaların tamamında sterilizasyon çalışması yapılıyor. Şanlıurfa'nın Merkez Karaköprü İlçe Belediyesi tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüse karşı çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Karaköprü Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nce kurulan ve her gün bir mahalleyi baştan aşağı dezenfekte eden özel dezenfekte timi, Batıkent Mahallesi'nde halkın yoğun olarak kullandığı alanları dezenfekte ederken cadde ve sokakları da deterjanlı suyla yıkadı. Dezenfekte timi tarafından Batıkent Mahallesi'nde başlatılan çalışmalar ile mahalle içi yollar, kaldırımlar, iş yerlerinin ön kısımları ile bina girişlerini dezenfektan ile yıkayarak sterilizasyon çalışması gerçekleştirdi. Öte yandan bina içi ve ortak kullanım alanlarını ilaçlayarak dezenfekte çalışmalarını sürdürdü. Karaköprü Belediyesi dezenfekte timi teyakkuzda kalarak tüm mahallelerde sterilizasyon çalışmasını sürdürüp koronavirüs tehdidine karşı ilçeyi temiz tutmaya devam ediyor. Kahveciler ve Kafeciler Odası Başkanı Murat Tuzlu, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından gıda yardımı yapılacağını belirterek üyelerinin çalışan işçilerinin bilgilerini kendilerine iletmelerini istedi. Şanlıurfa Kahveci Kafeci Oda Başkanı olarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımızın bize gönderdiği yazıya göre gıda yardımı yapılacak. En başta belediye başkanımıza buradan teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Bizim üyelerimizin dikkatine burada yani kahveciler, kafeciler, yanlarında çalışan işçiler, adı, soy ismi, tecesi, adreslerini en geç çarşamba saat 2'ye kadar odamıza getirmeleri önemli durulur. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz. Bu gıda yardımından dolayı bizim üyelerimize, elemanlarımıza daha doğrusu esnafımızın elemanlarına gıda yardımı olacaktır. Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu haftanın ilk gününde vatandaşlara hizmet veren semt pazarlarını gezdi. Yok, 5 olsa bizim için daha iyi. Ana bak, herkes mesela Akena pazara gelir. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından haftanın ilk gününde semt pazarları da halka hizmet vermeye başladı. Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu da yaşanabilecek yoğunluğa karşı pazartesi semt pazarını zabıta ekipleriyle birlikte denetledi. Esnaf ve vatandaşların sorun ve taleplerini de dinleyen Başkan Soylu, ilgili birimlere talimat verdi. Semt pazarında uyulması gereken kuralları esnafa hatırlatan Başkan Soylu, maskesi olmayan esnaf ve vatandaşlara da maske dağıttı. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Soylu şunları söyledi. Sokaklarda, caddelerde yaptığımız temizliklere yanı sıra bugün de burada semt pazarlarımızda zabıta arkadaşlarımızla birlikte gerek maske, gerek tezgah arası mesafelerin kontrolünü yapıyoruz. Arkadaşlarımıza, esnaf arkadaşlarımıza burada bilgilendirme yapıyoruz. Yani işin ehemmiyeti ve durumunu anlatıyoruz. Buradaki hem yoğunluğu hem mesafeyi dikkate alarak arkadaşlarla beraber denetleme yapıyor. Siverek Belediyesi hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağını değerlendirerek ana caddeleri dezenfekte etti. Siverek Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü koronavirüs salgını nedeniyle riskin en aza indirilmesi çalışmaları kapsamında kent genelinde sürdürdüğü dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Hafta sonu ilan edilen sokağa çıkma yasağını değerlendiren belediye ekipleri Hasan Çelebi, Cami Kebir, Güney ve Ayvanat mahallelerinde bulunan ana caddelerde dezenfekte çalışması yaptı. Daha önce ana caddelerin yanı sıra sokaklarda da çalışma yapan temizlik ekipleri, İlçenin en işlek caddeleri arasında yer alan Hürriyet Caddesi, Atatürk ve Adnan Menderes Bulvarı, İl ve Ayvanat mahallelerindeki caddelerde de dezenfekte çalışmaları yaptı.
Süpürme araçlarının katıldığı çalışmada dezenfekte ilacı ve köpükle caddeler baştan sona yıkandı. Ekiplerce fırçayla yıkanan caddeler tazyikli su yıkama araçlarıyla temizlendi. Diyarbakır'da yeni tip koronavirüs tedavisi sonrası iyileşen 4 bebek ve 1 çocuk alkışlarla tabucandı. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri bünyesinde bulunan pandemi hastanesine dönüştürülen kalp hastanesinde tedavi gören ve koronavirüsü yenen 3 aylık Faruk Osman Hamamcı, 7 aylık Büşra Açıl, 10 aylık Cennet Ceylan, 11 aylık Esra Deniz Akkoyun ve 16 yaşındaki Merve İkinci sağlık görevlileri tarafından alkışlar eşliğinde evlerine uğurlandı. Dicle Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Ali Kemal Kadiroğlu, bugüne kadar 535 hastanın kendilerine müracaat ettiğini ve 516'sının erişkin, 19'unun da pediatri hastası olduğunu söyledi. Şu an erişkin kliniklerinde 40, yoğun bakımda ise 11 olmak üzere 51 hastanın takip edildiğini aktaran Kadiroğlu, erişkin 81 hastayı ise taburcu ettiklerini söyledi. Bozova Belediyesi temizlik işleri ekipleri ilçe genelinde koronavirüse karşı dezenfekte çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bozova kent merkezinin yanı sıra tüm kırsal mahallelerde dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdüren Bozova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Kırsal Hacılar, Sığıcık, İncirli, Türkmenören, Örgülü, Deliler, Ürünlü, Koçhisar, Uzunburç, Şanlıavşar, Zivanlı ve Denizbacı mahallelerinde bulunan toplu alanları ve vatandaşların sıkça kullandığı yerleri dezenfekte etti. Koronavirüs salgınının baş gösterdiği günden bu yana tedbirlerini elden bırakmayan Bozova Belediyesi dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İlçe merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde vatandaşların sıkça kullandığı alanlara daha fazla dikkat edilmesi talimatını veren Bozova Belediye Başkanı Supi Aksoy, halk sağlığı için önlemlerini alıyor. Öte yandan vatandaşlara salgın konusunda, sosyal temas konusunda uyaran ekipler evde kal çağrılarını da yaptı. Dezenfekte çalışmalarının aralıksız devam ettiğini dile getiren Başkan Aksoy, salgına karşı her türlü önlemi alarak dört bir koldan çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle halk sağlığını korumak adına en fazla bulaşma riski olan alanlarda dezenfekte çalışmalarımız aralıksız olarak devam ediyor. Dezenfekte çalışmalarının yanı sıra maske üreterek vatandaşlarımıza ücretsiz maske dağıtımı yapıyoruz. Bozova halkına seslenerek evde kalın, sağlıkla kalın diyoruz ifadelerini kullandı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi gece geç saatlerde şehir merkezindeki hastanelerde sağlık çalışanlarına çorba ikramında bulundu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda yine Şanlıurfalı bir vatandaşın da ekmek desteğiyle hastanelerde çorba dağıtımı gerçekleştirildi. Gece saatlerinde Büyükşehir bünyesindeki Hamara Teller mutfağında hazırlanan çorbalar eş zamanlı olarak Balıklı Göl Devlet Hastanesi ile Eyübi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi. Sağlık çalışanlarına dağıtılmak üzere hastane yönetimlerine iletilen çorbalar personele ikram edildi. Sağlık çalışanları da kendilerine yönelik yaklaşımlarından dolayı Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Ki genelde öyle olmalı ama hele hele bu süreçte ne yapılsa sağlık çalışanlarına hakikaten azdır diye düşünüyoruz. Umarım bundan da bir ders çıkarırız. İleri tarihlerde ola ki bu virüsten kurtulduğumuz zaman bu günleri unutmayız. Sağlık çalışanlarına hak ettiği değeri veririz diye düşünüyorum. İki gün süren sokağa çıkma kısıtlamasında Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kameralara ilginç olaylar da takıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından 30 büyükşehir ve Zonguldak'ın içinde yer aldığı illerde geçerli olan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde cep telefonu kameralarına ilginç olaylar kaydedildi. İlçenin Ayvanat mahallesinde bir 20 yaş altı genç evinin avlusunda gezerken yoldan geçen polis panzerini görünce korkudan duvarın arkasına saklanarak panzerin geçmesini bekledi.
O anlar başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Başka ilginç olay ise ilçeye bağlı Erkonağı Kırsal Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta oyun oynayan çocuklar karşılarında jandarma aracını gördüklerinde evlerine kaçtılar. Jandarma siren sesi açarak çocukların içeri girmelerini isteyerek mahalleden ayrıldı. Gençler jandarma aracının uzaklaştığını fark ettiklerinden sonra yine dışarı çıkarak oyun oynamaya devam etti. Başka bir ilginç olay ise ilçe merkezinde kameralara takıldı. İçeride canları sıkılan aynı aileden olduğu tahmin edilen 4 kişi sokakta olan kamyon kasasında top oynadı. O anlarda başka bir vatandaş tarafından videoya kaydedildi. Evet, bu haberle bültenimizi burada noktalıyoruz. Yani yine aynı saatte görüşünceye dek hoşçakalın.